Hepinize doğru Akademi'den merhabalar arkadaşlar. İngilizce derslerimize Conjunctions e, konusuyla devam ediyoruz. Ben İngilizce hocanız Nova Toprak. Size en basit yöntemle arkadaşlar, en fazla kullanılan, en fazla karıştırılan ve soruları 5-10 saniyede, 30 saniye içerisinde veya anlamına bakmadan, hani çok fazla büyük bir kelime dağarcığınız olmadan e, çözebileceğiniz bazı yapıları göstereceğim. Ki bunlarla ilgili alıştırmalarımız da devam edecek zaten. Şimdi Conjunctions konuları arkadaşlar, bağlaç konuları. Zaman bağlaçlarını çok fazla girmeyeceğim. Direkt bağlaçlar konusuna gireceğim. Şimdi, in that, now that, so that, in order that, considering that yapılarını gördüğümde arkadaşlar, burada önemli bir ipucum var. That'li yapıların hepsinin cümleyle gittiğini bileceğim. Yani belli bir boşluk verildiğinde cümle arasında, o boşluktan sonraki yapıda fiil olup olmadığına bakacağım. Bu ne demek arkadaşlar? Fiil varsa cümle, fiil yoksa isim olarak e, isim yapılarıyla beraber kullanacağım. Bu detli yapıların hepsi e, cümle yapısıyla beraber gidiyor. In det arkadaşlar because anlamına geliyor. Birinci olarak because anlamına geliyor. İkinci olarak da arkadaşlar açısından bakımından anlamına geliyor ve kendisinden önceki cümlede yani boşluktan önceki cümlede Benzerlik veya farklılık yaratması gerekiyor. Şimdi benzerliğine veya farklılığına bakacağız. Different kullanılmış mı? Kelimesi, same kelimesi kullanılmış mı? Onlara bakacağız. Now that de madem ki e göre anlamına geliyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak seeing that de eşit anlamdalar. Now sonra emizar kullanabilirsiniz. Present perfect kullanabilirsiniz. Present perfect continuous kullanabilirsiniz. Bunlara dikkat edeceğiz. So that yapabilme, edebilme, amaç belirtiyor arkadaşlar. Pozitif cümlelerde kullanılıyor. Sohbette genelde arkadaşlar models kullanılıyor. Model'lar kullanılıyor. İşte may, might, could gibi yapılar kullanılıyor. Bunlara dikkat edeceğiz. In order to, pardon, in order that yapısı arkadaşlar amacıyla mesi için mesin diye yaklaşık olarak so that'le, on purpose that'le aynı anlamı taşıyorlar. Considering det de göz önünde bulundurulduğunda anlamı taşıyor. Kendisinden sonra yine cümle geliyor Detli yapıların hepsinde. Şimdi arkadaşlar bunları yaklaşık 4 sayfam, 5 sayfam varsa, 7 sayfam da olabilir tam bilmiyorum. 7 sayfam varmış. Bunların hepsini sizin öğrenmenizi istiyorum. Bunları bir kağıda yazacaksınız. Bunların hepsini teker teker bu şekilde öğreneceksiniz. Yalnız beraber bizim testlerimizde çözerek öğreneceksiniz. Bunları soru çözmeden asla ezberleyip yapamazsınız. Sınavlarda sorularını mutlaka çözmeniz gerekiyor. Biz e, sizler için sorularını hazırladık. Zaten çözeceksiniz. Owing to yapısı arkadaşlar. İsim ister. Sayesinde dolayı anlamı vardır. In view of, because of, due to, on account of, as a result of, thanks to, as a consequence of. Aynı eş anlamlı sözcüklerdir. Hepsi arkadaşlar isim ister. Sayesinde dolayı anlamı vardır. In order to bu çok önemli arkadaşlar. In order to so as to ile aynıdır. eş anlamlıdır. Ve kendisinden sonra verb bir gelen tek bağlaçtır. Çok önemlidir. Bakın detli yapıyı unutmuyorum. Detli yapı, yapıların hepsi cümleyle gidiyor. in order to so as to unutmuyorum. Kendisinden sonra yani boşluk varsa boşluktan sonra verb bir gelmesi gerekiyor ki in order to so as to koyalım oraya. E, with the AIM of amacıyla demek arkadaşlar. İsim ister. Ee, aynı zamanda proposition sonunda proposition kullanılıp kullanılmadığına da bakmanız e, gerekiyor bazı yapılarda. In the event of mesiması durumunda e, isim isterler in case of'la ve e, in the event ile aynı anlamı taşır. Fakat in the event de arkadaşlar det gelirse buraya cümle ister. Of gelirse arkadaşlar isim ister. Bunu asla unutmuyoruz. O of yapıların çoğunluğu isim istiyor, detli yapıların tamamı cümle istiyor. Regardless of isim ister arkadaşlar, bakmaksızın anlamındadır. In spite of, despite, zıtlık bağlıcıdır. Ee, e rağmen, rağmen anlamı taşır arkadaşlar. İsim ister, despite da de isim ister arkadaşlar. Despite gördüğünüzde in spite of'un eş anlamlısı olduğunu ve isimle beraber gittiğini e unutmamanız gerekiyor. Scarcy, when, Er ermez, ı ile, I ile anlamı taşıyor arkadaşlar. E, past perfect gidiyor. Barely when, no sooner, as soon as, eş anlamlısı past perfect gidiyor. No sooner than, as soon as, hardly van eş anlamlı arkadaşlar. E, er ermez, past perfect gidiyor. Either or, ya ya da anlamı taşıyor. Paralel yap arkadaşlar. E, birbirlerinden sonra gelen yapıları, yani either'dan sonra buraya gelen ve oradan sonra şu yapıya gelen cümle veya kelimede bir bağlantı olması gerekiyor. Whether or olsa da olmasa da anlamı taşıyor. Nathan'le but olsa da paralel yapı arkadaşlar. Aynı dediğimiz gibi either or, neither nor. Nathan'le but also ve both and paralel yapı. Dört tane paralel yapımız var. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. E not only but also sadece böyle değil de bir türlü de anlam taşıyor. Aynı zamanda not only yerine arkadaşlar not simply but also, not merely but also, not solely but also, not just but also veya not only butla da gidebiliyor sadece not e, not simply butla gidebiliyor not merely butla gidebiliyor not e, solely butla gidebiliyor not just de butla gidebiliyor fakat paralel yapı olduğunu da unutmuyoruz buranın. E, şimdi diğer kısım both and eee bağlacımız hem hem de e, hem o hem de o anlamı taşıyor. Hem o hem o yani hem de o değil de cümleyi çoğul yapıyor arkadaşlar paralel yapıdır. Neither nor ne o ne de o yapısında ve paralel yapılır bu da. Moreover arkadaşlar yanı sıra dahası üstelik anlamı taşır. Zıtlık yoktur. Ee, pozitif pozitif gider veya negatif negatif gider. Yani pozitif anlamlı bir cümle virgül moreover pozitif anlamlı bir cümle kurabilirsiniz. Veya negatif anlamlı gelirse negatif anlamlı gider. Eş anlamları in addition, furthermore, was more, ee, further cümle başına gelmezler arkadaşlar. Otherwise diğer yandan aksi takdirde anlamı taşır. Else, or else veya or kullanılabilir arkadaşlar. Ee, genelde mother'la, motherla gider. gider. However arkadaşlar zıtlık bağlacıdır. E rağmen, e, sede, sada e, ancak anlamı taşır. Zarf ve sıfatla cümle başında gider. Çok önemli. Zarf ve sıfatla cümle başında giden tek yapıdır. However yapısı cümle ortasında da genelde virgülle kullanılır. Dikkat ediyoruz however arkadaşlar. Oldo zıtlık bağlacıdır. Ee, ramen anlam taşır. Do even do oldu uh, much matches hepsi aynı, aynı anlam taşırlar arkadaşlar. Whereas. Whereas while'la yaklaşık olarak aynı anlam taşırlar fakat ikisinde de zıtlık bağlacı vardır. Zıtlık derken normal bir zıtlık değil arkadaşlar. Direkt kontrast, direct kontrast vardır. Yani e, kızlar böyleyken erkekler şöyle gibi. İşte benim aldığım ee, kalemin fiyatı 10 lira senin aldığın kalemin fiyatı 20 lira gibi direkt kontrast, direkt zıtlık olması gerekiyor. Buna karşılık oysa anlamı taşıyor arkadaşlar. Therefore sonuç olarak e, demek cümle başlarına gelmiyorlar arkadaşlar. So, hence, thus, as a result, consequently yapıları bunun eş anlamlısıdır. Nevertheless e, zıtlık bağlacıdır. Yine de anlamı taşır. Cümle başında kullanılmazlar. Nonetheless, even so eş anlamlısıdır. Inasmuch as, much as Because grubudur arkadaşlar, as, since, because, seeing as, eş anlamlısıdır, in contrast, zıtlık bağlacıdır, aksine tersine anlamı taşır, in case, ır, ır diye anlamı taşır arkadaşlar, negatif anlam ile gider. Bakın bu da önemli, negatif anlam ile gider. Yani in case kullandıktan sonraki yapıda negatiflik olması gerekiyor anlam olarak da. On condition, if grubudur arkadaşlar, cümle ile gider. Even if, if grubudur. Yine cümleyle gider. Zıtlık vardır. Se bile, sa anlamı taşırlar. Apart from, dışında, haricinde. Eş anlamlısı except for'dur. İsim isterler. No matter, soru kelimesiyle gider. Önemli bir ee, bağlacımız. Soru ke kelimesiyle yani wh'li soru kelimeleriyle giderler. Eee, ve çok önemlidir. Yani nokta 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 hu bilmem ne diye gidiyorsa direkt no matter alıyorsunuz. Soru da işaretliyorsunuz ve geçiyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir yöntem oluyor. Zaten e, sor kelimesi olunca no matter'ı, verb 1 olunca e, in order to so as to işaretliyorsunuz. E, sıfat zarf olunca cümle başında however'ı işaretliyorsunuz. E, bu üç kuralı biliyoruz. Detli yapıların hepsinde cümle gidiyor. Onu da bulabiliriz çok rahatlıkla. ez donmuş gibi Sanki anlamı taşır arkadaşlar. Ezif eş anlamlısıdır. Kendisinden önce genelde duyu ve his fiilleri gelebilir. E, genelde arkadaşlar böyle. Tamamında böyle değil. Bunu e, lütfen e, unutmayın. Anlız if grubudur arkadaşlar. If not, anlız anlamına gelir. Zıtlık vardır. If gruplarının geneli cümleyle giderler arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. But for isim ister. If grubudur. Şimdi cümleyle gider dediğimin hemen altına isimle giden birisi yapıyı koymak istedim. Çünkü but for da bir if grubudur. Fakat isim isterler. Olsa da, pardon olmasa olmasaydı anlamı taşırlar. For instance örneğin demek. Ve arkadaşlar şöyle bir fant boyumuz var. Bunu genelde çok kullanmayız fakat yine de bilin bunu. Eğer virgüllü bir yapı varsa yani font boyu virgül sonrası Bağlaşır diye geçiyor. For and nor, e, dot, e, but or yet so. Do e, e, bazen arkadaşlar kullanılmıyor bazen kullanılıyor o yüzden parantez için aldım. Fakat fanboyuzu bilseniz e, de sizin için yararlı olacaktır arkadaşlar. Konu anlatım bu kadar zaten çok fazla bir yapı. E, Tamamını göstermek istemedim. Sonuçta 7 sayfalık bir sunum hazırladım size, ders hazırladım. Bu e, derslere yönelik de soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Ama emin olun sadece bunları bilseniz, e, bağlaçlarla ilgili yapıları inanın e, çözersiniz. E, bir sonraki derslerimizde zaten testlerimizi çözeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunları öğrenmeyi unutmuyorsunuz. Gerekirse ezberliyorsunuz. Hiç önemli değil. Önemli olan aldığınız puan maalesef Türkiye'de böyle. Biz de bu yüzden hani belli başlı yöntemler geliştirdik ve bunlara sizlere aktarmayı çalışıyoruz. Bir sonraki derslerimizde soru çözümleriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.